Lebum'un 5. bölümünden herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün yine Özbek'le birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz e, kitap, dizi, kitap film uyarlamalarına başlamıştık. Game of Thrones'la başladık ilk. Ardından Yüzüklerin Efendisi'ne bir giriş yapmıştık Yüzük Kardeşliği'ne. Bugün de yine Yüzüklerin Efendisi serisinde e, ikinci film olan İki Kule'den e, devam edeceğiz. ...yanlışlık yapmadıysam doğru değil mi? Doğru Onurcuğum. Evet. Şu anda... ...beni filmlere, film sektörüne... ...sokan filmi konuşacağız. Evet. Beni en çok etkileyen... ...ve sinemada böyle insanların da... ...etkilendiğini görüp böyle vay anasını sayın seyirciler... dediğim Film bu film. Üçlemede en çok... ...sevdiğim film. En çok... ...sevdiğim karakterlerle beni tanıştıran film. Ve en çok sevdiğim... ...milletle beni tanıştıran film. Olduğu için ben bu... Filmin hastasıyım abi. Yine heyecanlı ve Hı -hı. dop dolu bir yayın olacak ki geri dönüşlerde <laughs> çok güzeldi baya eğlenceli yayın olmuştu Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi. Özellikle Game of Thrones'un 3. bölümünü konuşmuştuk kendini kaybetmiştin onlarla ilgili güzel dönüşler oldu bize yorum olarak. Özel yorumlardan ve genel yorumlardan baya böyle bir... Gaza geldiğimi ve üçüncü bölüm haklı olduğumu görmek beni gerçekten mutlu Aynen. etti. Dördüncü yani bölüm hemen giriş yapmadan önce dördüncü bölüm beklentilerini karşıladı hani mı? Ortalama Game of Thrones bölümü diyorum ben. Toparlar mı peki? Bitti artık diyorsun. Ya o üçüncü bölümün üstüne insanları zaten sen bir çukura soktun. Bu saatten sonra hani mezara soktun. Belki ip atarsın diye bakıyoruz yani. Hiç ben umudum yok yani. Bakalım hayırlısı. Nasip kısmet bu işte. Evet, bugün giriş yapmadan önce bize geri dönüş yapan arkadaşlarımız da oldu. Geri bildirim programımızı dinleyen Ali Cana ve Okanır'a... çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biri, ikisi de aslında yüzüklerin ile ilgili geri dönüşler yaptılar. İşte kötü karakterlerin aslında iyi olduğu gibi faz değişik yazılar da gördük. Ee, bunun üzerine de yayın içerisinde Özbek değinmek istersen. Onu şöyle yapalım. Üçüncü filmden önce ben konuşmak istiyorum. İki Peki. İkinci, ikinci filmi konuşalım. Ondan sonra üçüncü evet. filmle alakalı olarak. Çünkü zaman... Alican'ın gönderdiklerini okudum. Baya güzel tespitleri evet. var o, Alican'ın. O yüzden şey yapalım. Onu öyle konuşalım. buradan Alican'a ve Okan'a da selamlarımızı iletiyoruz. Geri, geri bildirimler için çok teşekkür ederiz. Ee, hafta içerisinde de giriş yapmadan önce paylaşmıştık sosyal medya kanallarımızdan, ee, iTunes içerisinde ilk yüzde yer aldık bir ara. Ee, sizler de e, bizi dinleyerekten burada bizi tutabilirsiniz. O yüzden çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yavaş yavaş giriş yapalım. Senin hayatını değiştiren ilham kaynağın olan e, filmle başlıyoruz. İki kule. Şimdi iki kule. E John Ronald Rumsfeld Tolkien'in ikinci kitabı olan Yüzükler Efendisi'nin iki kule kitabının bir uyarlaması. Tabi burada da e, uyarlama olduğu için ve Peter Jackson'ın kendi içinde o değiştirdiği durumlar var. Ama e, film dediğin gibi benim için en önemli, en beğendiğim ve en güzel film olmakta hayatım boyunca izlediğim filmler içinde. Şimdi ikinci iki Kule nasıl başlıyor? İki Kule filmi e, Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmi olan Yüzük Kardeşi'nin aslında sonundan bir nevi başlıyor. E, biliyorsunuz Frodo ile Sam artık ayrı bir yoldaydı. Artık Mordor'a gidiyorlardı. E, Aragorn, Legolas ve Gimli, Merry ile Pippi'nin peşindeydi. E, Boromir artık ölmüştü. Gandalf da ölmüştü. Buradan başlıyor. Buradan başlayacak film. Ve film... Gandalf'ın düşüşüyle başlıyor. Gandalf Balrog Gandalf'ı e, boşluğa çektiğinde Gandalf run you fools dedikten sonra düşen yani kendini boşluğa bırakıyor. E, düşen Glamdring'i alıyor ve Balrog'un peşinden seni laciverte boyayacağım bakışıyla birlikte düşüyorlar. Balrog'u bir yerde yakalıyor. Glamdring bir elf kılıcı olduğu için... Glamdring'in canını yakmaya başlıyor. Bir dövüş orada çatara patara kopuyor. Ve en sonunda Balrog'la Gandalf'ın suya düşüşüyle Frodo uyanıyor. Meğerse bu Frodo'nun rüyasıymış şeklinde. Hmm. Ee, i̇ki bölüm halinde anlatacağım ben bunu. Filmde Frodo ve Aragorn'ların sahnesi, iki grubun sahnesi iç içe geçmekte. Ben kitaptaki gibi anlatacağım. Kitapta bir bölümde yani ilk bölümde Aragorn, Gimli, Legolas'ın hikayesini anlatırken ikinci bölümde Frodo ile Sam'in hikayesini anlatmakta. Ben Frodo ile Sam'i önceye vereceğim. Önce onları anlatacağım. Peki ne oluyor? Şimdi bunlar Emin Muil ile kayboluyorlar. Çünkü Emin Muil dağı bir labirent gibi bir dağ. Jilet gibi keskin kayalar var. Orada kayboluyorlar. İşte yere geliyor daire çiziyorlar yere geliyor iplerden inemiyorlar elf ipleri var olmasına rağmen bulamıyorlar yollarını inemiyorlar şey yapıyorlar neyse. Ee, en sonunda Gondolum'la karşılaşıyorlar ama Gondolum bunları gece saldırırken yüzüğü almaya çalışırken meğersem bunlar da ona tuzak kurmuşlar. Frodo ile Sam alle mi ediyorlar kalle ediyorlar Gondolum'u yakalıyorlar ve elf ipiyle bağlıyorlar. Şimdi elf e eşyaları yani elf ipi olsun elf kılıcı olsun. Melkor'un yani Morgoth'un yarattıklarına ki aynı zamanda Sauron'un da yarattıklarına ve onların yarattığı eşyalara maruz kalmış etkisine maruz kalmış canlara zarar veriyor. Gollum da bunlardan biri Elphippe ile bağladıkları zaman Elphippe bunu yakıyor. En sonunda işte o gezi esnasında Frodo aslında Gollum'un eski bir hobbit olduğunu biliyor çünkü şeyden Bilbo sayesinde Aslında da Simegol Simegol bir derede e, Digol'la birlikte balık tutarken e, Orada Digol aslında yüzüğü buluyor Tekneden düşüp Digol'un elinden yüzüğü alıyor Digol'u boğuyor ve ilk Cinayetini işliyor e, Cinayet işledikten sonra Hobbitler bunu dışlıyorlar Dışlandıktan sonra yüzüğün etkisiyle Gollum'a dönüşüyor Gollum'un aslında orijini bu ee, Gollum'un hikayesini duyduktan sonra ve Gollum'un çift kişiliğinden faydalanarak Frodo buna bir yemin ettiriyor yüzük üzerine. Çünkü Gollum Mordor'un yolunu biliyor. Mordor rehber olacak karşılığında Frodo da e, Gollum'un canına bağışlayacak ve Gollum Frodo'ya hizmet edecek. Tabi bu yemin edildikten sonra ip çıkarılıyor ve Gollum başlıyor bunları götürmeye Emi çıkartıyor. Emi Muil'den çıkarttıktan sonra Dead March denilen bir yer var. Bu Dead March ee, Dagorlat olması lazım. Eski bir savaş alanı. Burada son ittifak savaşında yani elflerle insanların Sauron'a karşı olan savaşta çok büyük bir savaş bu. Orada birçok elf ve insan ölüyor ve bu bataklıklar oluşuyor. Bataklıklarda da bu aslında büyülü bir bataklık. Büyük bir bataklık oluyor artık ee, bu savaş alanından sonra savaş olduktan sonra bir bataklık haline geliyor. Bu bataklık büyülü bir bataklık. O büyülü bataklıkta e, herhangi bir canlı düştüğü zaman o bataklığın içine aslında orada işte ölüler e, onları çekiyorlar ve hani öldürüyorlar artık o hayatlarını yok ediyorlar. Tabi bu aslında şeye de oluyor. Frodo'yla Frodo'nun başına da geliyor. Giderlerken yani o yolda giderken Gollum bunları uyarıyor. Öllere bakmayın, ölülere bakmayın. Ölülere bakarsanız sizi kendine çeker. Frodo bir yerde görürken bir tane elf cesedine denk geliyor. Elf cesedi böyle gözlerini açıyor ve Frodo düşüyor büyülenip. Ondan sonra hani bayağı derinlere çekiliyor ruhlar tarafından. Gollum çıkarıyor bunu. O zaman Gollum'dan etkileniyor. Çünkü aslında hep Gollum kötü bir karakter olarak rans edilirken Gollum için iyiliği görmeye başlıyor orada. Sam kurtarmıyor. Gollum kurtarıyor. Diyor ki Gollum bakmayın abi. Bakarsanız gidersiniz. Bu sahneden önce miydi sonra mıydı? Orada ilk e, filmde iki ilk filmde gördüğümüz ve öldüğünü düşündüğümüz aslında ölmeyen yüzük tayfını görüyoruz. E, yüzük tayfları artık atları bırakmışlar. Kanatlı tayflar olmuşlar. Kanatlı yaratıkları biniyorlar. Uçuyorlar. Ve yüzüğü arıyorlar. Çünkü Sauron da biliyor artık. Mordor da biliyor. Yüzük tayfları da biliyor. Bu yüzük bir yerlerde. Ee, Dead Marsh'ın yani o bu ölü bataklıkların üzerinden geçerken Tabi bunlar bir çalınlar altına saklanıyorlar. Sa şey, e, yüzük de o anda bulunmayı istiyor. Yüzüğün de bir iradesi var. Yüzük kendini Frodo'nun parmağına taktırtmaya çalışırken sen falan tutuyor hani takmasını. Çünkü taktığı anda görülecekler görüldüğü anda bay bay. Hani yakalanacaklar. Neyse bir yakalanmıyorlar. Bu arada yüzük taşları da karizma olduğunu bir daha belirtmek isterim Onurcuğum. Adamlar hakikaten yani el, elini öper tövbe edersin yani bir hata yaptığın zaman kendilerine. Ee, oradan sonra hani diyorlar bu böyle olmayacak devam edeceğiz. Ee, şeyleri geçiyorlar. Dead Marsh'ı geçiyorlar. Yani ölüm ölü bataklıkları geçiyorlar. Amaçları da kara kapılara gitmek. Kara kapılar nedir? Kara kapılar Mordor'u böyle kare olarak düşün. Kare olan bir dağ serisi var. Daha doğrusu üç tarafı, karenin üç tarafı kapalı olan bir dağ serisi var. Bir tarafı Gondor'a bakıyor, bir tarafı kuzeye bakıyor, bir tarafı da da güneye bakıyor yani. Bu güney, güney, güney Mordor mu? Güney, güney Mordor olması lazım. Kuzeyi de işte bu Kant, işte Rün o tarafa bakıyor. Doğusu boş ama Mordor'un. Hani öyle tasvir etmiş Tolkien tam kuzey dağlarıyla batı dağlarının kesiştiği yerde bir boşluk var bir geçit var. Mordor eski Gondor kralları Mordor yenildikten sonra buraya bir kapı yapıyorlar. Bu kapının da amacı aslında içerideki kötülüğü dışarı çıkartmamak. Lakin Sauron bu kapıları ele geçiriyor. Oradaki kolcuları ranger olarak geçiyor kitaplarda veya hikayede. Ranger yani kolcuları öldürüyor. daha sonra kapıları işgal ediyor. Kendi şer varlıklarıyla oraları dolduruyor. Kara kapılar aynı Minas Morgul'lu olduğu gibi e, Sauron denetimine geçiyor. Bu de bu kara kapılarda da hani Mordor'un bütün kuvvetleri var. Troll var, ork var, işte goblinler var, örümcekler var. yani ne, kadar şer yaratık varsa var var. Hepsi dolu. Tabii kabır kara kapılara gittikleri zaman Gollum diyor ki kara kapı burası. Frodo diyor geçeceğiz diyor geçemezsin. Yüzü diyor onu götürme. O dediği de Sauron korkuyorlar çünkü. <laughs> Yok diyor götüreceğiz falan gitmemiz lazım gideceğiz. Sem ne diyor var mısın? Varım abi derken tak bir tane kaya düşüyor. Kaya düşünce Sem tabii düşürüyor kayayı. O anda da Rûn askerleri geliyorlar. Rûn askerleri de Rûnler insan yani Edain. In, ee, bunlar tabi karanumenorlar soyundan mı geliyor gelmiyor tartışmalı ama karanumenorlar soyundan gelmediklerine dair ben birçok yer okudum karanumenorlar da nümenor yıkıldıktan sonra saurona tapmayı devam eden nümenorlara karanumenorlar deniyor İşte bu rün işte hant ee, var yak mıydı varyak da olabilir bir millet daha var yani doğunun insanları Sauron'la ittifak halinde. Neden? Çünkü batının insanlarından nefret ediyorlar. Sauron'un olmadığı dönemlerde doğu ile batının insanları hep birbirlerine girmişler. Gondor gitmiş doğuya saldırmış. İşte Rönüler gitmiş batıya saldırmış. Rohan'a saldırmış vesaire. Birçok hikaye var bunlarla alakalı. Ee, Rûn'ün askerleri kara kapıdan geçerken Sauron, şey, Sauron diyorum Frodo'yla e, Frodo sen, tam geçeriz falan derlerken düşüyorlar tabi yanlarında elf pelerinleri var sen böyle bir çakıl taşına falan takılıyor bir rün askeri görüyor tam görecek tak Frodo kendilerini pelerinle kapatıyor pelerin sihirli olduğu için dışarıdan kaya gibi gözüküyor bunlar yakalanmıyorlar İşte ondan sonra yok gideceğiz yok gitmeyeceğiz derken Gollum bunları tutuyor yani rün askerleri geçtikten sonra çünkü yakalanmaları ya %100 yakalanırlar o kapıdan geçerken hani ufaz mufaz ama yani kaç bin, bin tane göz var orada Gollum diyor ki başka bir yol daha var. Başka bir yol daha neresi var? E, Kritungol geçidi. Tabi o zaman söylemiyor. Kritungol geçidine götürecekler. Kritungol geçidine doğru giderken bir gece Gollum işte balık yakalarken, balık mı yakalarken? Pardon pardon. E, bir gece giderken e, pardon gece değil. Bir sabah bir yerden geçiyorlar. Oradan da bu gene Haratlıların e, mümakilleri yani fülleri yani bizdeki filin bildiğiniz film böyle daha dev gibi olanı sırtında kuleleri olanı böyle 30-40 metre yüksekliğinde bir hayvan mümakil. Bu işte Haratlılar da bu hayvanlarla savaşıyorlar ve Haratlılar da Mordor'un yani Sauron'un müttefiki. Tam böyle o İtilyen denilen bölgede giderken Gondor kolcularının pususuna düşüyorlar. Orada bütün Haratlılar ölüyor tam bunlar işte tam savaşın altı, arasında kalmışlar kaçarlarken e, Faramir tarafından yakalanıyorlar. Faramir kim? Faramir ilk filmde ölen Boromir'in kardeşi. Hatta Extended Edition'ında e, Boromir'in batı tarafını yani Osgiliyat savaşındaki onu araştırabilirsiniz. Osgiliyat'ta eski Gondor başkenti. Minas Morgul düştükten sonra bir taraf Minas Anorken adını Minas kilit yani muhafız kulesi olarak değiştiriyor. Bir tarafta ay kulesi iken kendine büyücü kulesi yapıyor. Oskiliyat da savaş alanı oluyor artık. Bir şey savaşı dönüyor. Sauron Boromir daha hayattayken ve Oskiliyat'taki garnizonu komutanıyken Sauron saldırıyor ama Boromir bunu geri püskürtüyor. O öyle bir sahne vardır Extended Edition'da. Ee, Extended Edition'daki o sahnede işte Boromir ile Faramir'in arkadaşlığı, dostluğu, kardeşliği hani çok sıkı kardeşler çünkü. Ama baba Denetor'un da sürekli Faramir'i yermesini görebilirsiniz. Neyse. Ee, Faramir tarafından yakalanıyor Sam'le. İşte Sam, Gollum ve Frodo. Gollum tabii söylüyor. Gollum o sırada Simegol'la, şey, Simegol'la Gollum kendi içinde çatışıyorlar. Simegol savaşı kazanıyor. İyi taraf kazanıyor. Ta ki yakalanana kadar. Çünkü bu yerleri göstermesi için yapması hep Simegol'un ilk o Hobbit kişiliğinden kaynaklı. Sonra Simegol <laughs> Gollum kişiliği geri dönüyor. Bir iş çatışmadan sonra tekrar anlaşıyorlar. Diyorlar ki Gollum bak bunlar herkes seni dövdü. Herkes yıktı. Sadece ben seni koruyabilirim. Simegolda da Gollum'un peşinden tamam diyor. Yani ben artık sana güveniyorum. Efendi bize ihanet etti. İhanet ettiğini düşünüyor Frodo'nun ona. Ve yüzüğü söylüyor. Tabi insanlar tamahkardır. Bu her zaman kitabın üstünde durduğu bir şey. Faramir diyor ki güç yüzüğü Frodo'da. Ben bunu babama götüreceğim. Frodo diyor yapma hani bak bu hepimiz yok eder hayır diyor ben de babama götüreceğim derken Gondor'dan haber geliyor Oskiliyat saldırıya uğramış birliklerinizi şeye çekin Oskiliyata çekin bunlar Oskiliyata dönüyorlar Oskiliyatta işte Faramir ve kolcu birliği Sauron'un saldıran Sauron'un güçlerine karşı savaşırken Nazgul geliyor Nazgul ile yine kanatlı Nazgul dokuzlardan biri Viking gelmiyor dokuzlardan biri geliyor. Ee, Tabi yüzük gene Frodo'yu etkisi altına alıyor ve yüzüğü bir yerden böyle çıkıp yüzüğü tayfa sunuyor. Tam böyle o kanatlı yaratık Frodo'yu alırken Sam kaçırıyor. Sam pardon Sam kaçırıyor Sam kurtarıyor. Sam kurtarırken de Faramir okla indiriyor şeyi, e, yaratığı. kaçmasına sağlıyor. Faramir o zaman anlıyor neyle başa çıktığını. Çünkü yüzüğü götürse aynı Isildur gibi düşme ihtimalleri var. Yüzüğün kudretine yani yüzüğün e, iradesine girme durumu var. Diyor ki Frodo'ya git abi sen. İşte babanız bir tane komutanı var yanında işte babanız diyor bak bunu çok kötü cezalandırır. Diyor ki cezalandırsa cezalandırsın. Sen diyor git görevini yerine getir. Bu olay yani bu çatışmalar bir yere kadar asıl diyor görev senin. Her karakter en sonunda Frodo'ya diyor ki abi asıl görev senin. Çünkü savaşı bitirecek kötülüğü şerri bitirecek şey senin omuzlarında. En sonunda ayrılıyorlar. Tabii Faramir Gollum'u kenara çekiyor. Gollum çok itilip kakılıyor film boyunca. Çünkü herkes onun kötü olduğunu inanıyor. E kötülük yaptığını inanıyor. Halbuki e, aslında Simeagol kişiliğini gören tek kişi Frodo. Herkese o iyi anlatılmış olsa belki de. Simeagol Gollum kişiliğini yok etse. E, Gollum daha iyi bir karakter olarak görüyoruz. Ama tabii onun da bir nedeni var. Neden Gollum'un geri döndüğünü. Ve yüzük, yüzüğe olan etkisini 3. filmde, 3. kitapta görüyoruz. İşte Gollum'u tehdit ediyor. Sakın diyor bak buna bir şey yapma. Yaparsan illa seni bulurum diyor ve gidiyorlar. Tabii bu Krıt Ungol geçidine neden gittiklerini, Krıt Ungol geçidinde bunları neyin karşılayacağını üçüncü yanımızda söyleyeceğim çünkü o da 3. kitapta. Filmde. 3. Biz filmde. Bizim, bizim için de e, Game of Ya Yüzüklerin Efendisi 3. yanı olacak. Peki şimdi geldik e, diğer tarafa. Şimdi gelmeden önce anlattığın filmden sahneleri işte filmden olayları, hı hı. kitapla bağdaştın. Mesela kitapta kurduğun, önce kitabı mı okudun, filmi mi izledin? Burada önce kitabı okudum. Kitaptaki canlandırdığın şeyleri filmde görebildin mi kafanda? Gördüm abi. Yani neden? Ya neden? Gördüm, görmedim diyemem. Ee, mesela Dead çok güzel tasvir etmişlerdi. O ölü bataklıkları çok güzel tasvir etmişlerdi. Ben Karakapı'yı görünce böyle Allah yaptım böyle hani. Bu ne ya falan oldum. Orada troller tahtalara şeylere böyle alıyorlar. Kapıyı açıyorlar. Kapıyı kapatıyorlar. İşte orada e, rüyün askerlerinin gelişi. Ben ilk defa Sauron'un mesela etrafında insan olduğunu kitapta görmüştüm. Rüyünleri e, koymuşlardır. Ha şu var. Bunu ben bir hata olarak da görüyorum. E, rüyün askerleri işte Harad askerleri hep böyle biraz da Orta doğuya benziyorlar. Mesela Faramiro pusu kurup da yok ettikleri, öldürdükleri haratlı bir tane askere bakıyor. Diyor ki hani kim bilir diyor bu diyor nereden geliyor diyor. Ailesi var mı, karısı var mı, çoluğu çocuğu var mı hani. Neden savaştığını bile bilmiyor bu adam diyor. Sadece geldi, bu buraya geldi ve öldü. Hangi amaçla, hangi lordun emriyle diyor geliyor diyor. Orada mesela savaşı eleştiriyorlar. Ama işte Harad, Rune, Bunlar hep Orta Doğululara biraz benzetilmiş sanki İsmi de böyle zaten hani karakter karakteristik olarak isme de baktığımızda Harat vesaire hani biraz Ya onu Tolkien koymuş ama Tolkien de hani öyle tasvir etmiyor kitaplarında yani beyaz gözlü kırmızı dilli adamlar diyor mesela varyaklar için. Ee, çok iyi savaşçılar diyor. Üçüncü kitapta var mesela bu Pelennor Çayırları Savaşı'nda. Orkların hepsi bir yerde ölüyor ama insanlar tutunuyorlar Gondor'a karşı diyorlar ki bunları yenmek çok zor oldu. Kitapta böyle şeyler var. Ama hani Peter Jackson de öyle yapmış. Ya ona da evet şey buluyorum. Keşke yapmasaydı diyorum ama hani o kadar da niye yaptın demiyorum. Onun da birilerine benzetmesi lazım ya da bir şeylerden fez alması lazım. Biraz doğu batı çekişmesinden bence hani şey yapıyor. Örneklendiriyor. Böyle hani. Yani kitaptaki hissettiklerini hemen hemen filmde de almış oldun. Şey için Frodo sen bölümü için bu hiçbir şekilde ya bunu yapmamış falan diyemem. Belakis güzeldir yani iyi yapmıştır. Hiz hızlı anlattım. Çünkü biz biliyorsunuz 45 dakikalık bir süremiz var. Evet. Ee, ve bu 45 dakikanın içinde çok yorum geliyor. Abi şunu uzatın daha uzun anlatın diye. O da olacak. Ona da zaman gelecek ama biraz daha hani kendimize vakit veriyoruz. İleriki zamanlarda artık hani program süresini arttırdığımızda bakarsınız böyle sadece bir hani filmin bir bölümünü uzun süre konuştuğumuz belki de zamanlar gelir. Buna. Film süresini bile aşar belki de. Film süresini belki aşar böyle hani. Evet. Ee, birkaç arkadaşımız daha var. Bizimle hani bu konuda gelmek isteyen, yayın yapmak isteyen, bize katkısı olmak isteyen. Onlara davet ettiğimizde belki de hani bir üçte iki gibi evet. hani öyle <laughs> fantastik yayınlar ya da film sohbetlerine devam edebiliriz Onurcum belki de. Kesinlikle. O zaman yavaştan ikinci bölümüne doğru Tabii. geçelim. Şimdi ikinci bölüm benim en sevdiğim bölüm. Aslında birinci bölüm. Asıl çatara pataranın koptuğu, asıl şimdi çıldıracağım bölüm o. Çünkü kitaplarda da öyleydi. Ben Frodo ile Sam'in sahnelerinde biraz sıkılıyordum. Filmde de öyleydi. Yani evet filmi izledim, onlarca izledim ama artık son izlediğim zamanlarda Frodo ile Sam'in sahneleri hep böyle hani düz gidiyordu. onun O yüzden hani sıkılıyordum biraz belki de artık filmi bininci kez izleyişimden dolayı da oluyor. ama mesela Aragorn Legolas ve Gimli'nin sahneleri benim için başka peki o sahne nasıl açılıyor ee, Aragorn'un yere yatıp ses dinlemesiyle başlıyor abi ee, neden ses dinliyor çünkü kaçan bir Urukay sürüsü var kaçan Urukay sürüsünün sesini dinlemeye çalışıyor yönünü bilmeye çalışıyor orada senin geçen yayında söylemeye çalışıp söyleyemediğin elf gözlerin neler görüyor Legolas elf gözlerin beni yanıltmıyorsa demişti Yok elf gözlerin işte neler Bizi görüyor bir arkadaş Heh. kullanıyordu da hani oradan ee, mı geliyor acaba dedim ama Elf gözlerin diyorsun. ne görüyor mu Öyle ha. bir şey diyor orada abi İşte diyor ki Uruklar diyor doğuya dönüyorlar Aizen geçitlerine doğru Aragorn diyor ki Abi Saruman'a gidiyor bunlar Melilepipini ile Pipini Orklar kaçırıyor Neden çünkü yüzüğün onda olduğunu düşünüyorlar Saruman'ın da amacı yüzüğü alıp Sauron'a karşı aslında müttefikler Ama Sauron'a karşı kullanmak Çünkü o da istiyor orta dünyanın te Tek efendisi olmak bunların peşinden devam ediyorlar işte. Gimli'nin orada biraz hani espri unsur olması var ama Gimli de Gimli babamızdır yani. vurdum Vurdu mu tutturur, kodu mu tutturur. koşuyorlar, durmadan koşuyorlar. Bir yerde yakalamaya çalışıyorlar. Yakalasalar on numara olacak. Yakalayamıyorlar ama. O sırada araya Saruman'ın sahnelere geliyor. Saruman da Palantir'i arayıcıyla Sauron'la konuşuyor. Diyor ki efendim diyor size işte biat ettik şey yaptık. İki kulenin ittifakına karşı orta dünyanın insanları ve elfleri bir şey yapamaz. Sauron'a diyor ki bilader bana layık bir ordu kur. Saruman o zaman başlıyor ordusunu yüceltmeye Urukaylardan ve deli gibi ordu kasıyor. Yani böyle playstation şeyde strateji oyununda ordu kasar gibi ordu kasıyor. İşte Oruklar diyorlar ki abi diyorlar bak biz bütün ağaçları tükettik Isengard'da ne yapacağız? Diyor ki baba diyor Fangor ormanı yanımızda yakın anasını satayım. Fangor ormanına giriyorlar. Fangor ormanı da çok eski bir orman. Orta dünyanın en eski ormanı Elfler bile oraya girmeye korkuyor yeri geldiğinde. Neyse, Aragorn, Legolas ve Gimli'nin mücadelesi devam ederken bir sahnede artık böyle bir yerden böyle çatır çatır bir şey geliyor, bir ses titreme diyor ki Aragorn saklanın baba. O anda bir insan milleti görüyoruz. Benim en çok sevdiğim millet Rohamlılar, yani Rohirim, yani at efendileri. Bunlar genç Eorl'un soyundan geliyorlar, genç Eorla kuzeyli bir İnsan Gondor'la o zamanki doğuda bir Dunland kabilesinin bir savaşı olurken mi öyle bir şey olması lazım yanlış hatırlıyor olabilirim. Eol geliyor ve bu savaşta Gondor'un yanında duruyor püskürtüyor. Gondor kralları da e, eskiden başka bir isim var hatırlamıyorum. İşte şimdinin Rohan bölgesini Eor'la veriyor. Diyor ki tamam baba diyor Rohanlılar siz burayı alın. Benim müttefikimsiniz. Ben ne zaman çağırırsam savaşa geleceksiniz. Rohanlar diyor ki geliriz baba. Ama iki millet oluyorlar artık. İki millet tek devlet de değil. Tek dev i̇ki devlet ama sürekli bir müttefiklik. İşte Rohanlılar görüyorlar. Aragon çıkıyor diyor ki. Kuzeyden ne haber var? Rohan süvarileri. O anda bunun etrafını çeviriyorlar. Rohanlılar çünkü kimle bunlar diyorlar. Bir anda bittiler her yerden. Ee, orada işte Eorl iniyor. Şey Eorl diyorum. Eomer iniyor. Diyor ki siz kimsiniz? Nesiniz? Savurmanın casusu musunuz? Hepsinin ismini soruyor. Gimli bütün cüceliğiyle sen bana ismini ver at efendisi ki ben de sana ismi vereyim diyor. E o Eomer diyor ki boyun biraz daha yük, uzun olsa kelleni alırdım cüce efendi derken gözlerden hızlı hareketle Legolas yayı çekiyor. Diyor ki elin daha inmeden düşer kalırdın. Burada bir elfle bir cücenin kardeşliğini görüyoruz. Bir elf cüce için ölümü göz alıyor yani. Diyoruz ki tamam baba bunlar kanka olmuşlar artık. İyi gaza gelmişler. Of çok gaza Orada sen nasıl olsun biliyor musun? Ha, vuracak şimdi falan oluyorsun yani böyle. Neyse abi. Argon araya giriyor derdini tasasını anlatıyor diyor ki hayırdır ya ne oldu? E Ömer diyor ki abi savaşı biz kaybediyoruz. Aizen geçitleri savaşını kaybediyoruz. İşte Temolen'in oğlu Theaduret savaşlarda yitik gitti. Biz de sürüldük. Kral bizi kendi huzurundan sürdü. Biz de sürülmüşler olarak diyoruz ki işte orada ork var burada ork var. Basıyoruz. Rohan yeniliyor ama biz yenilse de biz şey yapacağız. Çatışacağız ölümün sonsuza kadar. Ne oldu? Nereden dönüyorsun? İşte diyor ki Fangorn Ormanı kenarında biz bir ork avladık. Kimleri avladınız? Bunları bunları avladık. Takip ettikleri şeyi e, Aragorn'la Legolas ve Gimli'nin takip ettikleri ork sürüsünü Fangorn Ormanı kenarında Rohanlılar, Eomer'in süvarileri yok ediyor. Bu filmde zaten var. E, bir yerde böyle işte Extended Edition'ın da Uğlu'nun liderliğindeki Urukaylarla Mordor'daki orklar geliyorlar. Mordor'daki orklar diyorlar ki bu bize verin. Vermeyiz diyorlar. Verin vermeyiz derken kılıçları çekiyorlar. Gelin alın diyorlar. Şimdi Urukaylar da normal orklardan daha güçlü. Yemez yani onları almak. Saruman diyor ne isterse onu alacak diyor Uluk. Ve devam ediyorlar yola. Ve bu Pipi'nin böyle yaprak atması, Aragorn'un onu bulması hani yaşadıklarına dair. Ee, tabi orada Meri, şey Meri'nin başı falan yaralımış çatışma savaşta. Ee, onu falan böyle bir tane içecek iyileştiriyor böyle orklar Hatta diyorlar ki içeceği ilacı almazsa biz diyor onu hani şey yaparız bu ilacı alacak. Diyor. İlaç bir içecek falan içirtiyorlar. Neyse fa akşam oluyor Fangorn ormanı kenarındayken e ile Pipini bir tane ork tam böyle yemek içmek falan oluyor. Bir tane ork böyle ile Pipini öldürmeye kalkıyor. Orada uğluk kellesini alıyor. Diyorlar ki arkadaşlar yemek var yiyin. Orklar birbirlerini yiyen yaratıklar bu arada yani hani yani yamyamlık da var onlarda. Ee, o sırada böyle bir tane ork ismi kitapta geçiyordu burada geçmiyor ismini hatırlamıyorum şimdi. Tam böyle öldürecekken öldürüp yiyecek ve şey yapacakken bir tane Rohanlı mızrağı saplıyor arkadan. Sapladıktan sonra bir bakıyorlar Rohanlar işte bu Eomer'in sürüsü yani Eomer'in süvarileri orkları yok ediyor. Kitapta Eomer teke tek tek Uğuluk'la savaşıyor. Hatta Uğuluk bayağı zorluyor. En sonunda Eomer öldürüyor bunu. Tabii Pipin bu şey esnasında yani savaş esnasında Fango Norman'ına kaçıyor. Aragon Gimli ve Legolas bu çatışma buluyorlar. Gidiyorlar. İşte Uğuluk'un orada kellesi böyle mızrakta asılı duruyor. Ee, yanmış şekilde. Hatta sen o sahnede böyle Mifere vuruyor ayağına sinirlenip. Orada parmaklarını falan kırıyor. Herif. Hani ayak parmaklarını kırıyor herif ama devam ediyor yani rolüne. Hiç şey yapmıyor, sırıtmıyor. Ama tabii, tabii bunlar öldü zannederken aslında Aragorn bir başlıyor yerdeki izlere bakmaya. Eğer sen Fangorn Ormanı'na girmişler. Diyorlar ki Fangorn Ormanı'na gireceğiz, bunları bulacağız. Giriyorlar. Tabi bu sırada Eomer şeyi diyor, etrafta diyor beyaz bir büyücü var konuştukları sırada. Beyaz bir büyücü var, herkese diyor fısıldıyor, herkesin kanına giriyor. Dikkat edin diyor. Buna yok Saruman abi bu. Beyaz büyücüler Saruman'ı biliyorlar çünkü. Neyse Faygon Ormanı'na giderken Legolas diyor ki Aragorn diyor beyaz büyücü bizim peşimizde abi. Ben gördüm. Nerede diyor arkamızda. Tamam diyor Aragorn tam kılıcı çekiyor. Gimli baltayı çekiyor atmalık. Legolas çekiyor. Bir dönüyorlar. Legolas çakıyor oku. Tık bir asa darbesiyle gidiyor. Baltayı fırlatıyor Gimli. Tak onu da indiriyor. Aragorn'un kılıç bir anda ısınıyor. Diyorlar ki ne yapıyorsun ne ediyorsun? İşte sen buçuklukları gördün mü? Diyor gördüm. Buradan diyor geçtiler. Kendini diyor göster. O sırada bir ışık üzmesi kapatıyor silüeti. Abi ışık üzmesinin önüne bir geçiyor. Gandalf. Hayda. Gandalf ölümden geri dönüyor. Şöyle geri dönüyor. Balrog'la savaşlarında Zirak Zigil Tepesi'ne kadar savaşıyor. Yani Moria madenlerinin en dibinden Zirak Zigil Tepesi'ne yani en yüksek tepeye kadar Gandalf'la Balrog savaşıyorlar. Aşağı 10 gün boyu. tabi aşağı düştüğü yerde. 10 gün savaşıyorlar. En sonunda Gandalf Glamdring'e yıldırım alarak filme göre Balrog'u öldürüyor, yere çalıyor ama kendisi de hayattan ayrılıyor. Daha sonra e, filmde böyle uzaysal uzaysal bir şeyler geri dönüyor ama e, okuduğum yer şeylere göre Eru yani Iluvatar yani o, o evrenin e, tanrısı diyebileceğimiz olan canlı bunu geri döndürüyor. ve değil işte yavanla değil, e, Tolukas değil yani maya şey valarlar falan değil. E, Iluvatar bunu geri döndürüyor ve diyor ki senin hala yapacak işin var. Yani Gandalf hala Sauron'a karşı insanları örgütleme ve savaştırma misyonu hala kendisinde. E, tabii Gandalf orada seviniyorlar abi Gandalf geldi, umut döndü falan. Yalnız bu Gandalf diğer Gandalf'tan farklı. Bu Gandalf daha birazdan daha Nobran. Daha biraz daha böyle mantıklı konuşuyor. Öbür Gandalf kakarak kikirisi var. Espri yapıyor gri hali. Beyaz biraz daha nobran. dönersen öyle, öyle saruman olmuşun. Gandalf diyor ki ben hem sarumanım. Sarumanın olması gereken kişiyim. Hem ne Gandalf'ım diyor. Gölgeyele diye bir atı var. E, Rohan yılkılarının kralı. Rohan ki en iyi atları yetiştirir Rohan halkı. Onların kralı diyorlar buna. Öyle bir at. Yorulmuyor şey yapmıyor. Filmde zaten eğer takmadan biniyor. Kitapta da yanlış hatırlamıyorsam eğer takmıyordu gölgeyle. Çünkü gölgeyle eğer kabul etmiyormuş. Yani öyle özgür bir at. İşte diyor ki Aragorn böyle böyle abi. ile pipini bulalım. Yok diyor. O diyor güvenilir ellerde. Bizim artık diyor işimiz onlarla değil. Bizim işimiz diyor şeyde. Rohan'da. Neden? Çünkü diyor, savaş geldi. Bunlar gidiyorlar Edoras'a. Dört kafadar. Ee, Tabi bu arada Eomer at veriyor. Aragorn, Gimli ve e, Legolas'a. Bu bu atlar da hani kitap boyunca aslında olan atlar. Hatta bir tane adı Brego, bu şeyin atıydı. Aragorn'un atıydı. Legolas'ınkini hatırlamıyorum şimdi. Filmde şeyi salıyor. Brego'yu salıyor Aragorn. O da bindiği at değil başka bir at ama o ismi kullanmışlar gene. Brego'yu salıyorlar. Diyorlar ki bu çok savaş görmüş bu at. Bu at tamam diyor. Bu bitmiş işi. Bunu diyor salın. Bu da hayatının sonunu huzurla yaşasın. Bunlar gidiyorlar Edoras'a. Edoras'ta Theoden bitik durumda. İşte orada solucan dil Grima diye bir karakter var. Hep zehirliyor. Eowyn'e çok aşık. Eowyn diye bir kadın var. Bu da Eomer'in kız kardeşi. Ee, i̇şte Eomer'in sürülmesi falan Grima yüzünden oluyor. Eomer tehdit ediyor şeyi, Grima'yı. Eomer diyor ki, Theodoret gelmiş. Yaralı, öldü, ölecek. Ya diyor, bunu diyor Saruman yaptı bak diyor. Saruman bize saldırıyor diyor. Grima diyor ki saldırmıyor. Bu diyor Eomer'in diyor savaş çığırtkanlığı. Saruman bizim dostumuz. Ömer bunu köşeye çekiyor Tehdit ediyor bak diyor böyle böyle yani Sen ne neyin peşindesin sanıyor, Ne söz verildi O anda Eowyn'i gösteriyor kameralar Grima Eowyn'e aşık Saruman'la müttefiklik halinde Rohan düştüğü zaman Eowyn Grima'nın olacak ee, Tabi hanlar hamamlar vesaireler Olacak tabi ki de onsuz oluyor Ömer bu yüzden sürülüyor Tabi hesaba katmadıkları şey Gandalf geliyor işte diyor ki şey e, neydi adı Hama. Kapı bekçisi Hama. Kitapta da aynı isim. Hama diyor ki kılıçları bırakacaksınız. Kılıçları bırakıyorlar. E, Gandalf diyor ki bu diyor yürüme çubuğumdan yaşlı bir adamı diyor mahrum mu edeceksin? İyi hadi diyor Gandalf diyor geçme o yürüme çubuğu değil asa büyü asas. Neyse bunlar giriyorlar iskrima e başlıyor sallıyor öylesiniz böylesiniz savaş çığırtkanısınız işte siz bizi buralara getirdiniz. Sen diyor Gandalf diyor, felaket tellada takıyorum adını ...diyecek Gandalf bir deliriyor. Seni diyor gebertirim. Seni diyor mahvederim. Senin gelmişini, ha, de, geçmişini de öyle şey mi olur deyip asayı bir çekiyor abi. Gandalf çığlık çığlığa sizi bunu asasına alın demedim mi falan. Tabi Rohan'ın da o Grima'nın da kendi adamları var saldırıyorlar ama Aragorn, Gimli, işte Legolas çatara çatar indiriyorlar bunu. Dövüyorlar yani diğer adamları. Gandalf ve büyü yapıyor. Teodan diyor işte senin büyün beni diyor etkilemez. Ben diyor işte başka oğlu bir şeyindeyim. O da Saruman tarafından kontrol ediliyor aslında. Teodan çok özür dilerim. <laughs> Gandalf abi bir açıyor kendini. Gandalf ben Saruman değil. Saruman bir tırsıyor, bir aman Allah korusun diyor. O anda abi büyüyü bir başlıyor. Tak 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 seni diyor yaradan işte çektiğim gibi diyor çıkartacağım diyor. Abi Teoden'i böyle tam saldırıyor artık şey yapmak için Saruman'ın kontrol, kontrolünde. Bir koyuyor abi kafasına. Teoden bir kendine geliyor. O anda diğer sahnede Saruman'ın alnında böyle 6-7 santim büyüklüğünde bir yara. İşte öyle bir büyü yapılıyor ki büyünün etkisi Saruman'dan çıkıyor. İşte Teoden kendine geliyor. Diyor ki ne oldu? İşte bir savaş vardı. Oğluma ne oldu? Diyor. Teodoret ölmüş. Eowyn Theoden'e söylüyor çünkü bak oğlun öldü dediğinde hiç tınlamıyor bile. Ee, i̇şte orada Grima'nın konuşmaları var. İşte sen diyor solgun bir bahar çiçeği gibisin artık diyor. Bak diyor üzme bu kadar tatlıcın deyince Eowyn diyor ki sen diyor yalancısın, yılan değilsin, öylesin, şerefsizsin falan sayıyor sövüyor. Orada e, Theoden'in oğlunu Gümüş'ü var. O sahne çok etkileyici sahnedir. İngilizce. Edel yani Edelweiss diyorlar işte bu. Edelweiss mi? Bir şey ismi. Kardelen benzeri bir çiçek bitiyor. Rohan şeylerin üstünde. Öl, ce, me, cenaze, cenaze diyorum mezarların üstünde. Extended'da Eowyn karakterinin şarkısı var. Rohan dilinde. Bayağı güzel bir ağıttır. Hatta Theoden ağlıyor işte diyor babalar diyor oğullarını gömmemeli. Hatırlıyorsan birkaç bukle söyleyebilirsin. Yok onu söyleyemem dilim dönmez <laughs> abi ona. Ee, orada Gandalf da işte Rohan dilinde, Rohan dilinde şey söylüyor. Ve diyorlar ki abi bak Saruman sana saldıracak. Gel. Kitapta Saruman'ı e, alanda karşılamaya giderken şeye dönüyorlar. Gandalf diyor ki şeye dön. Kaleye dön. ...şey diyor ki Gandalf diyor ki alanda karşıla. Teoden diyor ki karşılamam abi. Şey yapacağız, kaleye çekeceğiz. Bak yapma etme, kaleye çekeceğiz. Bende diyor adam yok, Eomer diyor uzakta. İyi diyor Gandalf diyor ki arkadaşlar ben gidiyorum yardım bulacağım. Ne zaman geleceğim? Beşinci günün şafağında diyor doğuya bakın. O sözde oradan. Beşinci günün şafağında doğuya bakın, şafakta diyor doğudan geleceğim. Tamam abi diyorlar. Bunlar gidiyorlar. İşte yolda savrumanın varklarıyla falan savaşıyorlar. Aragorn bir düşüyor. Bu öldü zannediyorlar ilk. Meğersem ölmemiş. işte Brego geliyor. Bunu buluyor. Brego değil. Baş, başka bir at salmıştı Aragorn. Brego o aldıkları at. karıştırdım özür dilerim. Brego bunu buluyor. İşte sırtını alıyor. Götürüyor falan Miğfer dibine. Legolas böyle o çatışmadan sonra ağlıyor. Abi diyor ne oldu? Aragorn gitti falan filan. Theoden'e falan kızıyorlar böyle. Theoden gidelim diyor. Nereye gidiyorsun ya sen birader falan oluyorlar. Miğfer dibine gidiyorlar. Miğfer dibinde başlıyorlar hazırlıklara. İşte Aragorn'un gelişiyle bir de unutlanıyorlar. Atalılar tamam. Aragorn tabi dönerken Saruman ordusunu görüyor. Orada Saruman or tankta bir başlıyor işte. Ee, diyor ki barut falan barut dolu bombalar yapıyor Saruman. Grima diyor ki burada Grima'yı kovuyorlar o büyü olayından sonra. Grima koşuyor yani diyorlar ki canına başladı git huzurumuzdan. Grima e gidiyor Saruman'a anlatıyor böyle böyle. İşte miğfer dibine çekilecekler. Saruman diyor ki tamam problem değil. Biz diyor soru yakarız yıkarız. E diyor binlerce adam lazım. O anda diyor ki on binlerce. Bir çıkıyorlar ha, balkon konuşmasına. Bildiğim balkon konuşması. İşte diyor yeni bir güç yükseliyor. Efendime söyleyeyim artık diyor Rohan toprak diyor Rohan kanına doyacak. Gidin diyor aslanlarım. Rohanları son şeyine kadar öldürün. Ondan sonra diyor ki Şafa diyor Rohanlılar diyor göremeyecek. Urukaylar çıldırmışlar gaza gelmişler böyle böyle falan diyorlar böyle gidiyorlar abi. Ee, yolda da Aragon Saruman ordusunu görüyor. Diyor ki Teoden'e bak abi bunlar geliyor 10 bin kişi. Diyor ki o zaman Teoden kadın çocuklar da diyor yaşlılar ve çocuklar da diyor silah tutacak. Asker diyor yok çünkü. İyi umutsuzluk var. Umutsuzluk hakim. mifer dibinde. Ya diyor yapamayacağız yani. Hatta Legolas sert çıkıyor Aragorn'a. Bunlar diyor beceremez bir şey diyor. Öleceğiz burada diyor. Aragorn diyor ki ölürsek birlikte ölürüz. Kanka. Safımız belli. Olsun. Safımız belli şeklimiz var. Yer misin, yemez misin? Gaza falan geliyorsun böyle. Allah'ım Aragorn falan yapıyorsun. Tak o anda bir boru. Kimin borusu? Elf borusu. Aa böyle elfler bir geliyorlar. Başlarında haldir. Boruyu duymuşlar. Orada zaten elf müziği var. Allah, Allah 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 oluyorsun abi orada böyle. Abi diyorsun geldiler. Yılların sol beki geldi diyorsun Fenerbahçe'ye anladım mı? Öyle bir seviniyorsun yani. Diyor ki haldır işte biz abi diyor son ittifakta da birlikteydik. Ölmeye geldik birlikte. Öleceğiz olan öleceğiz diyor. Birlikte öleceğiz. Surlara falan geliyorlar yerleşiyorlar. Tabi Galadriel'lere de Elrond'un konuşmaları var. Biz diyor insanları yalnız bırakacağız? Ne yapacağız ne edeceğiz? Orada baba Elrond göndermiş. Lorraine ile Vadi bir güzel bir birlik toplamışlar böyle attığını vuran çocuklar yer misin yemez misinci neyse abi bunlar sonra çıkıyorlar bekliyorlar Urukay'ları bekleyin Urukaylar bir geliyor etkilendiğim sahne bağırıyor bir tanesi bağırdıktan sonra mızrakları vurmaya başlıyorlar yere. O sahneden ben en çok etkilendim. Bütün benim izlediğim film, sinema salonu Vay anasını ne olduk falan diyor böyle. O anda bir tane dayı Ara böyle çekiyorlar okları yaylara, kilişlere geçiyorlar, Çok bekliyorlar. Şey gönderecek. Ha, gönderecek. Dayının bir tanesi elden kaçırıyor. Şak diye bir tane orku indiriyor boynundan. Orklar delleniyor falan, başlara saldırıyor. O anda Aragorn elfçe komutları veriyor. İşte diyor, bunlara diyor merhamet etmeyin çünkü onlar sizlere etmeyecek. Gaza getiriyor. Legolas oradan elfçe bağırıyor. İşte zayıf noktaları diyor, boyunları ve koltuk altları. Baba oradan yapıştırın. Bir başlıyorlar abi vermeye okları nasıl veriyorlar biliyor musun böyle vurdukça vuruyorlar vurdukça vuruyorlar yağmur gibi bir de attığını vuruyor elfler de insanlar gibi değil. Surlardan atıyorlar surların arkasından atıyorlar her yerden saplıyorlar her yerden saplıyorlar. o Böyle bir giriyor abi çatır, çatır 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 düşüyor hepsi ama sayıları fazla 10 bin tane ork var. İşte merdivenler dayanıyor kılıçlar çekiliyor başlar surlarda kapışmaya. Tabi ee, tabii adamların bir planı var. Miğfer dibinin zayıf noktası bir su kanalı. Oraya bu bombaları yerleştiriyorlar. Ve e, alanının alanın böyle hani patlamasını, surun patlamasını sağlayacak olan meşale taşıyan bir tane berserker geliyor. Abi berserker gidiyor gidiyor patlatıyor orayı. Sur patlayınca şeyler giriyorlar orukaylar. Tabii Aragorn bir tane karış saldırıya komut veriyor. Abi süremiz çok kısa ya. Süremiz çok kısa toparlayacağız. toparlayacağız kusura bakmayın ben şuna deliriyorum hani buraları hızlı geçiriyorum ama uzun yaşayacağım bir şeyde Aragorn böyle hızlı bir saldırıyla karşı saldırıyla karşılıyor ama yetmiyor tabii sayılar orada hatta böyle bir saldırı sekansı vardır mızrakları böyle yararak giriyorlar orada Haldir öldürülüyor bir Berserker tarafından İşte Legolas'ın böyle şovları var Gimli ile Legolas orada sayı sayıyorlar 1-2-3-4-5 diye böyle öldürdüklerini Tabii yetmiyor Kaleye geri çekiliyorlar. Kale'de ise son savunma oluyor. Son savunmada e, diyor ki Aragorn abi 5. günü şafağındayız. Gel diyor gidelim. Yer misin yememisin 6 kişi. Theoden bir deliriyor tamam lan diyor. Öyle veya böyle işte. Orada Theoden'in meşhur bir sözü vardır hatta bu şeyin de başına koyduk. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış da telaffuz edebilirim işte. Run for red run for ruin for the şey, and red dawn diye bir sözü var. Abi bir giriyor bunlar altı kişi. Anasını ağlatıyorlar ortalığı. Alana kadar gidiyorlar hani kalenin içindekilerin çoğunu sürüyorlar. O çıldırıyorsun böyle Allah'ım 100 tane atlı olacak. Sürer yani bunları diyorsun. Tam öyle ortaya geldiğinde tepelik bir alanda Gandalf var. Şaha kaldırmış atını. Diyor ki ya diyor Teoden diyor yalnız. O anda Eomer çıkıyor. Yalnız diyor değil. Rohirim diyor gel. Abi bir iniyorlar böyle o yokuştan aşağıya. Sanırsın böyle kavgaya giden mahalle çocukları gibi abi böyle. Allah 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 diye bir giriyorlar abi orklara. Anasını ağlatıyorlar ortalığın. Anasını ağlatıyorlar. Ve savaşı bitiriyorlar kazanıyorlar. Tabi bu arada ne oluyor? ile Pippin'de burayı çok kısa geçeceğim ama diğer programda uzun uzun anlatacağım burayı. ile Pippin'de Fangorn ormanında Entler'le tanışıyor. Entler de ağaç varlıkları. Elfler bunları yetiştirmişler. Konuşmayı öğretmişler. Ee, diyor ki savaşa girin. Meryl ile Pippin bunları savaşa girin diyor. Entlerin başı da ağaç sakal. Ağaç sakal tabi ikna yani entlerle konuşuyor diyor ki diyor savaşa falan diyor. Giremeyiz biz diyor bu iş bizlik değil. Meryl bunu çakallık yapıyor. So ee, tarafından yani Isengard tarafından götürüyor. Isengard tarafından götürünce bir bakıyor bütün ağaçlar kesilmiş. Bir deliriyor şey Fangorn. Bütün entleri topluyor. Entler bir başlıyorlar abi Saruman'a saldırmaya. Ortank'ın anasını ağlatıyorlar ağaç ok işlemiyor yakman lazım yakamıyorsun yani troll trollün 5 katı büyüklüğünde 3 katı genişliğinde yaratıklardan bahsediyoruz şeyi falan yok ediyorlar ee, Isengard'ı yok ediyorlar bu arada ağaçlaşmış entler var buna da horn diyorlar bu hornları da e, koyun olarak düşünebilirsiniz entler de bunları güdüyor hornları da fangorn Ay şeye gönderiyor. Miğfer dibine gönderiyor. Miğfer dibi savaşına dönersek o Rohirrim saldırısından kaçan orklar daha önce olmayan bir ormana giriyorlar. Gandalf diyor ki durun bu ormana girmeyin. Bu orman tehlikeli. Ormana son ork girdiğinde bir başlıyor bir ağaçlar orkları dövmeye. Bir başlıyor dövme, hepsini öldürüyorlar. Diyorlar ki işte bu da diyorlar doğanın gücü. Sonuç olarak beş karakter Doğuya bakıyor Gandalf diyor ki artık diyor Miniferdi savaşı bitti artık diyor Orta Dünya Savaşı başladı deyip ee, birlikte yani Miniferdi ekibi Aizenlarda gidiyor Meri ile Pippin bir tane kiler bulup orada pipo falan et falan tüketiyorlar Fangorn'a takılıyor deyip İkinci film bitiyor. Hiç anlatamadım. Çok hızlı İçinde geçtim. Kaldı. İçimde kaldı. Çıldırmış durumdayım. Diğer bölümde başlardı. Bunlara yine gireriz. Sen oradan şeyi bu içindeki Öfkeyi içindeki birikmişliği atabilirsin. Uzatalım şunu Sonra ya. Sonuna, sonuna geldik tamam. bölümümüzün. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmeden önce e, hemen kısa bir bilgimiz var. Bilgilendirmek istiyoruz sizi her zaman yaptığımız gibi. Bizleri Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple Apple Podcastten Google Podcastten e, ve YouTube kanalımızdan dinleyebilirsiniz. E, özellikle Apple Podcast üzerinden yapmış olduğunuz dinlemelerin sonunda e, beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bizlere destek verirseniz çok çok seviniriz. Çok seviniriz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum ben. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.